Yeniden merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle favori parfümlerin videosu paylaşacağım. Alt nota üst nota hiç bilmeyen ben sizin için favori parfümlerimin alt, üst, orta notalarını öğrendim ve bu benim için gerçekten çok iyi oldu. Nasıl bir yararı var bunun? Siz genelde sevdiğiniz parfümlerin notasını bildiğinizde bir sonraki parfüm alışverişinizde size bir avantaj sağlıyor ve bu doğrultuda ilerliyorsunuz. O yüzden benim için açıkçası bu video çok faydalı oldu. Umarım sizin için de faydalı olur. Hadi hemen parfümlere geçelim. İlk önce sizlere benim favori parfümlerimin notalarını okuyacağım. Genel olarak sevdiğim parfümler arasında en ortak 1-2-3 notayı çıkardım. Misk, çoğu zaman beyaz misk ya da beyaz bir şey. Ama genel title, açıklaması misk olarak geçiyor. Karamel, ki karamelli bütün kokuları çok severim. Bunu biliyordum zaten. Ve pembe biber. Bir parfümde biber olacaksa, o pembe olacaksa tabii ki benim favori notalarımdan bir tanesi olacak. Misk, karamel ve pembe biber benim favori parfüm notalarımmış. Bunu da favori parfümlerimin notalarını tek tek yazdım ve çizik ata ata en genel üçlüyü seçtim. İlk olarak en çok sevdiğim parfümden bahsetmek istiyorum. Prada Candy. Prada Candy tam benim kokum. Çünkü ben şekerli kokuları seviyorum. Yani karamelli. Ama vanilya çok fazla sevdiğim bir koku değil. Evet, arada olabilir, güzel gelebilir ama bangır bangır vanilyalı kokular değil. Şekerli kokular. O yüzden Prada Candy gördüğünüz gibi benim en sevdiğim parfümlerin başında geliyor. Daha sonra eğer farklı bir kategoriye geçeceksem Gucci Premier, ki ben bu kaçıncı şişem bilmiyorum, yine bitirdim. Biraz daha farklı Prada Candy'ye göre ama hem çok kalıcı hem böyle biraz daha erkeksi, galiba buna odunsu kokular deniyor. Öyle bir koku. Prada Candy'ye göre farklı bir koku ama ben seviyorum Gucci Premier'i. Daha sonra benim yazın en çok kullandığım parfüm Chloe'nin bu parfümü. Böyle şey, çok kalıcı değil ama fresh, böyle temiz temiz kokan bir parfüm ama çok fazla kalıcı değil, ama ben kokusunu çok çok seviyorum ve yazın bence en iyi giden parfümlerden bir tanesi. Daha sonra bu da bir senelik falan keşfim. Victoria's Secret'ın Dark Angel isimli kokusu. Bu koku çok fazla benzemiyorlar aslında ama Prada Candy kıvamında, böyle karamel, o yanıklık hissi, o yanık şeker kokusu benim hoşuma giden bir koku. Victoria's Secret Dark Angel'da şu sıralar en çok kullandığım parfümlerden bir tanesi. Daha sonra benim için klasik parfümlerden bir tanesi Lolita Lempicka. Lolita Lempicka'nın kokusu, ya ben çok seviyorum yani bu parfümü, koklayacağım bir. Böyle, ne bileyim, bana böyle eskiyi hatırlatıyor. Ve ben seviyorum. Çok klasikleşmiş parfümlerden bir tanesi. Prada Candy'den sonra benim için en anlam ifade eden parfümlerden bir tanesidir Lolita Lempicka. Bunu da çok seviyorum. Daha sonra böyle sadece özel günlerde, çünkü çok pahalı. Gerçekten çok pahalı bir parfüm. Ama bende var ve değişik bir kokusu var. Değişik bir hissi var. Bilmiyorum, bence Chanel'e aidiyet hissi insanı değiştiriyor. Çünkü çok bence elit bir marka. Chanel Şans parfüm. Ailemden pek çok insan kullanıyor. O yüzden ben çok fazla sık kullanmıyorum. Kuzenlerim, teyzelerim, yengelerim, annem vesaire. O yüzden sadece özel günlerde sıktığım bir parfüm benim. Çünkü birazcık ağır geliyor. Ben de migren olduğu için çok ağır parfümleri kullanamıyorum. Benim favori parfümlerim bunlardı. Ama dediğim gibi en favori parfümün ne diye sorarsanız, vazgeçemediğim daimi parfümüm Prada Candy. Ve şükürler olsun ki Prada Candy, hani seviyorum ama kalmayabilirdi bende. Tenimde çok kalan bir parfüm. Mesela banyodan çıktığımda bile saçlarımı kokladığımda Prada'nın kokusu bana geliyor. O yüzden sevdiğim bir parfüm. Aslında ben Lady Million'u da çok severdim, Paco Rabanne'in. Ama herkes böyle bir furyayla onu kullandığı için ben ondan çok soğudum. Hem kadın parfümünü hem erkek parfümünü Paco Rabanne'in çok severdim. Ama nefret ediyorum artık. Yani o kadar çok herkes kullandı ki
Ben hiç sevmiyorum ama o da favori parfümlerimden bir tanesi. Çok uzun süre kullandım lise, son üniversite arası. Benim favori parfümlerim bunlardı. Sizinkiler neler? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben değişik parfümler koklamayı, değişik parfümler kullanmayı seviyorum. Aşağıya yorum yazarsanız bana yardımcı olursunuz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.